karşılayalım onları. Bakalım beni tanıyabilecek mi? 5 yıldır görüşmedik. Allah, Allah'ım işte geliyorlar. Ağustos'ta çiftliği satacaklar. Aman Tanrım. Bu yörede, bu ilde sözü edilmeye değer, ilginç, hatta harika denilebilecek tek şey bizim vişne bahçemizdir. Bizim vişne bahçesinin ansiklopedik lügatte bile yeri var. Benim için Paris bitti. Yoksa hala öğrenci misiniz? Evet. Ömrümün sonuna kadar öğrenci kalacağım. Baktım. Faizleri ödeyebilecek kadar yeniden faiz karşılığı borç para bulacağız. Ay, Tanrı yardımcımız olsun. Gerçek kimliğim yok. Kaç yaşında olduğumu bile bilmiyorum. O yüzden kendimi hep gencecik sanıyorum. Ben küçük bir çocukken annemle babam panayırları dolaşır temsiller verirlerdi. Çok güzel gösteriler yaparlardı. Ben de ölüm perendesi atar bir sürü numara yapardım. Annemle babam ölünce beni bir Alman hanım yanına aldı. Beni o eğitti. Büyüdükten sonra da mürebbiyelik yapmaya başladım. Kim olduğumu, nereli olduğumu bile bilmiyorum. Annem babam kimdi? Belki de resmen evli bile değillerdi. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bazen birileriyle dertleşmek istiyorum. Konuşacak hiç kimsem yok. Benim hiç kimsem yok. Mandolin çalmak ne güzel şey. O mandolin değil, gitar. Aşık olmuş bir aptal için mandolindir. La 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 la. Aman bu adamlar da ne kötü şarkı söylüyorlar böyle, çakallar gibi. Ne de olsa yurt dışında yaşamış olmanın hali bir başka oluyor. Evet, öyle. Sizinle bu konuda aynı fikirdeyim. Kesinlikle öyle. Avrupa'da her şey yüksek bir düzeye ulaşmıştır. Kesinlikle. Bakın, ben kültürlü bir insanım. Her türden harika kitaplar okudum. Ama yine de yönümü çizemiyorum. Yani ne yapmak istediğimi bilemiyorum. Yaşamak mı istiyorum? Yoksa intihar etmek mi? Bu yüzden yanımda daima bir tabanca taşırım. İşte. İşim bitti. Artık gidebilirim. Yepyeğodov, sen bir dahisin.
çılgın bir deha. Herhalde bütün kadınlar sana aşıktır ha? Aslında kendini akıllı zannedenlerin hepsi aptal. Konuşacak hiç kimsem yok benim. Kim olduğum, neden yaşadığım bile belli değil. Sırası gelmişken size biraz kendimden söz edeyim. Bakın, kader bana pek acımasızca davranıyor. Tıpkı fırtınanın küçük bir yelkenliğe yaptığı gibi. Bir an bunların doğru olmadığını varsayalım. O halde neden bu sabah uyandığımda göğsümde koskocaman bir örümcek duruyordu? Nah, bu kadar. Sonra içmek için kıvas bardağımı alıyorum ve içinde ne görüyorum? İğrenç bir yaratık. Böyle hamam böceği türünden bir şey. Bakıldan bir şey okudunuz mu? Örneğin uygarlık tarihi. Sizi biraz rahatsız edebilir miyim Avdotya Fyodorovna? Bir çift sözüm var. Olur. Ama sizinle baş başa görüşmek isterim. Buyurun. Yalnız içeride pelerinim var. Bunun yanında. Getirir misiniz? Burası biraz rutubetli de. Olur. Getiririm. Artık bu tabancayla ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Tam dertli düz taban. Laf aramızda budalanın teki. İnşallah intihar etmez. Huzurum kaçtı. Hep üzüntü tedirginlik içindeyim. Beyler beni bu eve aldıklarında küçücük bir kızdım. O basit hayattan koptum. Ellerim hanımların elleri gibi bembeyaz. Öyle narin, öyle kibar, öyle hisli oldum ki her şeyden etkileniyorum. Çok korkuyorum. Yaşa. Eğer bir de siz beni aldatacak olursanız sinirlerim ne hale gelir bilemem. Köy fıstığı seni. Bir genç kız kendini bilmeli. Kendini böyle kolay kaptıran kızlardan hiç hoşlanmam. Sizi deli gibi seviyorum. Çok kültürlüsünüz. Her konuda konuşabiliyorsunuz. Evet. Eğer bir genç kız birine aşık olmuşsa, o çoktan baştan çıkmış demektir. Birileri geliyor. Hemen buradan git seni yol. Yaşa. Çabuk nehre doğru git. Yaşa. Yüzmeden geldiğini düşünsünler. Seninle birlikte görünmek hiç işime gelmez. Yaşa, prodan başım döndü. Ama artık kesin bir karar vermeniz gerekiyor. Mesele son derece basit. Topraklarınızı yazlık ev yapımı için kiraya verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Buna evet ya da hayır bir cevap verin bana. Burada o iğrenç püroyu kim içiyor? Bu demir yolun buradan geçmesi o kadar iyi oldu ki. Bakın şehre gittik, yemek yedik. Sarı topu ortasından duble, doğru ters köşeye. Luba. Ben eve gidip bir parti bilardo oynamak istiyorum. Gidersin, vaktin var. Yalnızca bir kelime istiyorum sizden. Ne olur bir cevap verin bana. Dün bir sürü param vardı, bugün iyice azalmış. Zavallı var ya. İdare edebilmek için herkese süt çorbası içiriyor. Mutfaktaki yaşlılara yalnızca nohut yediriyor. Bense paramı deliler gibi... Döküldü. İzin verirseniz ben toplayayım. Teşekkürler Yaşa. Neden o lokantaya gittim sanki? Sizin o müzikli restoranınız da çok kötüydü. Masa örtüleri sabun kokuyordu. Sen neden bu kadar çok içiyorsun Leon ya? Neden bu kadar çok yiyorsun? Neden bu kadar çok konuşuyorsun? Bugün yine öyle bir sürü laf ettin. 1870'li yıllardan dekadanlardan kime ne? Üstelik garsonlara dekadanlardan söz etmek. Evet. Haklısınız. Ben adam olmam. Bu kesin. Sen ne dolaşıyorsun ayak altında gene? Ses tonunuz çok hoşuma gidiyor efendim. Luba.
Ya bu ya ben. Yaşa, çekilin lütfen, hadi gidin. Çekiliyorum efendim. Çekiliyorum. Sizin çiftliği milyoner Deriganov satın almak istiyormuş. Bir söylentiye göre de açık artırmaya kendisi gelecekmiş. Siz bunu nereden duydunuz? Şehirde konuşuluyordu. Yaroslav'daki kontes teyzemiz bize para gönderecek. Ama ne kadar, ne zaman... Ne kadar gönderecekmiş efendim? 100 bin, 200 bin? 10-15 bin gönderse ben razıyım. Özür dilerim ama sizin kadar umursamaz, iş bilmez insanlar ömrümde görmedim. Şurada açık açık söylüyoruz size, topraklarınız satılacak diye bir türlü anlamıyorsunuz. Peki ne yapalım dostum? Bize bir yol gösterin. Size her gün aynı şeyi söylüyorum, her gün aynı şeyi tekrar ediyorum. Topraklarınızda, vişne bahçenizde yazlık ev yapımı için kiraya verin diyorum. Artık anlayın bunu, satış günü geldi, çattı. Ancak bu konuda kesin bir karara varırsanız istediğiniz parayı bulur ve kurtulursunuz. Yazlıklar, yazlıkçılar. Beni bağışlayın dostum ama ne kadar bayağı. Seninle tamamen aynı fikirdeyim Luba. Şimdi bağıracağım, ağlayacağım ya da düşüp bayılacağım. Bana işkence ediyorsunuz, dayanamıyorum. Koca karı sen de. Efendim? Ne dediniz? Koca karı. Lu. Hayır, hayır gitmeyin dostum. Rica ediyorum gitmeyin. Belki bir şeyler düşünürüz. Ama artık bu konuda düşünülecek bir şey kalmadı ki. Rica ediyorum gitmeyin. Siz varken hiç değilse biraz neşeleniyoruz. Hep bir şeyler bekliyorum. Sanki ev başımıza çökecekmiş gibi. Ben de sarı topla oynamam. O kadar çok günah işledik ki. Canım siz ne günahınız olabilir ki? Bütün servetimi bu şekerlerle yiyip bitirdiğim söyleniyor. Benim günahlarım. Paramı çılgınlar gibi etrafa saçtım. Borçlanmaktan başka işi olmayan bir adamla evlendim. Kocam şampanyadan öldü. Korkunç bir ayyaştı. Şanssızlığım o sırada başka birini sevmek oldu. Kendimi ona verdim. İşte o korkunç olay tam o sırada oldu. İlk cezalandırılışımdı. Bu bir balyoz gibi indi başıma. Küçük oğlum. Küçücük oğlum burada bu nehirde boğuldu. Ben kaçtım yurt dışına, uzaklara, bir daha buraya dönmemek üzere. Bu nehri bir daha görmemek için gözü kapalı kaçtım. Ardımdan geldi. Acımasızca izledi beni. Çok kabaydı. Orada hastalandı. Ona Menton yakınlarında bir villa satın aldım. Ve 3 yıl sanki hiç yaşamadım. Ne gecem vardı ne gündüzüm. Tam 3 yıl hasta yattı. İliğimi kuruttu, içimi öldürdü, tüm gücümü yitirdim. Geçen yıl borçlar yüzünden villa satılınca Paris'e gittim. Orada da varımı yoğumu elimden alıp beni yüzüstü bırakıp başka bir kadınla kaçtı. Ölmek istedim, kendimi zehirlemeye kalkıştım. Ne budalaca, ne kadar utanç verici. Sonra birden Rusya'yı özledim. Vatanımı, kızımı. Tanrım. Tanrım günahlarımı bağışla, daha fazla cezalandırma beni. Bunu bugün aldım Paris'ten. Benden af diliyor. Geri dönmem için yalvarıyor. Bir yerlerden müzik sesi geliyor. Evet. Bu bizim küçük Yahudi orkestrası. Hatırlasana canım. 3 keman, bir flüt, bir kontrbas. Onlar hala burada mı? Bir akşam çağırıp bir eğlence düzenleyelim. Tabii, neden olmasın? Ya canım, bir şey duyulmuyor. Bak. Bop, bop, bop. Akşam tiyatroda çok komik bir oyun seyrettim. Şimdi adamlar... Belki de hiç komik değildi. İnsanlar oyun seyredeceğine, kendilerine baksalar ne iyi ederler. Ne sıkıcı bir hayat yaşadıklarına, söylenmemesi gereken ne çok şey söylediklerine. Evet. Doğrusunu söylemek gerekirse yaşamamız çok anlamsız. Babam köylüydü. Hiçbir şeyden anlamayan aptalın biriydi. Beni okutmadı. Tek yaptığı şey de sarhoş olunca beni dövmekti, hem de sopayla. O yüzden de işte böyle kaba herifin biri oldum. Hiçbir şey öğrenemedim.
Yazın bile o kadar kötüdür ki başkalarını göstermeye utanırım. Evlenmeniz gerek dostum. Evet. Bu doğru. Bizim varyamızla evlensenize iyi kızdır. Evet. Benim varyam saf, temiz kızdır. Onu öz kızım gibi severim. Ama o da çok fedakardır. Bütün gün çalışır. En önemlisi sizi seviyor. Anladığım kadarıyla siz de çoktandır ondan hoşlanıyorsunuz. Neden olmasın? Ben razıyım. İyi kızdır. Luba, bana bir iş teklif ettiler. Şehirde bir bankadan. Yılda 6000, ne dersin? Ne işin var? Otur oturduğun yerde. Öyle. Lütfen şunu giyin beyim. Serinlik çıktı, üşüyeceksiniz. Hadi bakalım. Aman Fir, sıktın ama. Aa, olmaz ki. Bu sabah da haber vermeden şehre inmişsiniz. Olur mu canım? Aa. Ne kadar yaşlanmışsın Fir. Ne buyurdunuz hanımım? Çok yaşlandın diyor. Uzun yaşadım, uzun. Beni evlendirdiklerinde pederiniz daha doğmamıştı. Kölelik kaldırıldığındaysa en kıdemli oda hizmetkarıydım. En kıdemli. Özgürlüğü kabul etmedim ben. Efendilerim yanında kaldım. Şimdi düşünüyorum da köleler ne kadar sevinmişti. Ama neden sevindiklerini kendileri bile bilmiyorlardı. Belki de o zamanlar daha iyiydi. Hiç değilse dayak korkusu vardı. Firs, Firs. Hem de nasıl, hem de nasıl. O zamanlar köleler efendilerine, efendiler de kölelerine bağlıydı. Şimdi öyle mi ya? Her şey değişti. Ne olduğu belli değil. Firs, yeter. Luba. Yarın şehre ineceğim. Beni bir generalle tanıştıracaklar. Sanırım faizleri ödeyebilmek için yeniden faiz karşılığı borç para bulabileceğiz. Hiçbir şey olacağı yok. Hiçbir şey olacağı yok. Faizleri ödeyemezsiniz. Bana inanın, hepsi bu. Sayıklıyor, ortada general falan yok. Aa, çocuklar geliyor. Annemler burada. Canlarım. Canlarım benim. Sizi ne kadar sevdiğimi bir bilseniz. Gelin. Gelin şöyle oturalım. Bizim ebedi öğrenci hep kızlarla dolaşıyor. Bu sizi ilgilendirmez. Bu 50'sine de gelse hep böyle öğrenci kalacak. Bu aptalca şakaları lütfen bırakın. Ne o? İlginç dostumuz kızıyor mu yoksa? Benimle uğraşma. Peki, peki. İzin verirseniz benim hakkımda neler düşündüğünüzü sorabilir miyim size? Bakın Yarmolay Alekseyeviç. Ben şöyle düşünüyorum. Zengin bir adamsın. Neredeyse milyoner olacaksın. Yeryüzünde her şey bir denge yasasına bağlıdır. Yaşamın devam etmesi için yırtıcı bir hayvan ne kadar gerekliyse sen de o kadar gereklisin. Biyetia, siz en iyisi yine gezegenlerden söz edin. Yok, hayır, hayır. Gelin dünkü konuşmamıza devam edelim. Dün neden söz etmiştik? İnsanın onurundan. Evet. Dün bu konuyu uzun uzun konuştuk ama hiçbir sonuca varamadık. Sizin anlayışınıza göre onurlu insanın mistik bir yanı var. Kendi görüşünüze göre haklı olabilirsiniz. Ama hiçbir fikir oyunu yapmadan inceleyecek olursak şu sonuca varabiliriz. Yapısal olarak, fizyolojik bakımdan birçok eksikliği olan, büyük çoğunluğu kaba, aptal ve son derece mutsuz olan insan bu koşullar altında nasıl onurlu olabilir? İşte bu kendimizi beğenmişlikten vazgeçmeli, çalışmalı, çalışmalı, çalışmalı ve yalnızca çalışmalıyız. Fark etmez. Nasıl olsa öleceğiz. Nereden biliyoruz? Belki de insanoğlunun 100 çeşit duygusu var ve ölüm bunlardan sadece 5 tanesini yok ediyor. Geri kalan 95 duygu canlı kalıyor. Ne kadar akıllısınız Piet ya. Müthiş. Be. İnsanlık kendi kendini geliştirerek ilerlemekte. Eskiden akıl erdiremediği bir takım kavramlara gittikçe yaklaşmakta, aydınlanmakta. İşte bu nedenle çalışmalıyız. Yani tüm gücümüzle çalışarak gerçeği arayanlara yardımcı olmamız gerekir. Ama bugünkü Rusya'da o kadar az insan çalışıyor ki. Yani tanıdığım okumuş aydın kişilerin hiçbiri bir araştırma yapmıyor. Çalışmaya işe yatkın değiller. Kendilerinden entelektüel olarak söz ederler. Hizmetçilerine sen diye hitap ederler. Köylülerine hayvan muamelesi yaparlar. Ne yeni bir şey öğrenirler ne ciddi bir şey okurlar. Kısacası hiçbir şey yapmaksızın sadece ve sadece bilimden söz ederler. Sanattan hiç anlamazlar. Hepsi ciddi, hepsi asık suratlıdır. Ama gözlerinin önünde işçiler kokmuş yemek yer. 30'u 40'ı bir odada başının altına koyacak yastık bulamadan yatar. Küf, rutubet, ahlak düşüklüğü. Bütün o güzel ince düşünceler
Dikkatleri hep başka yöne çekmek içindir. Hem kendi dikkatlerimizi dağıtmak için hem başkalarının dikkatlerini. Söyler misiniz bana? Devamlı o sözünü ettiğiniz kreşler, kütüphaneler nerede? Yok, yok, yok! Bugünkü Rusya'da yok artık öyle şeyler. Onların hepsi romanlarda. Ama bayağılık, barbarlık ve Asyalılık almış yürümüş. Bu ciddi suratları hiç sevmiyorum. Bu ciddi konuşmalardan nefret ediyorum. Neyse, sussam iyi olacak galiba. Bilir misiniz ki ben her sabah saat 5'te kalkarım, akşamlara kadar da çalışırım. Kendi paramın yanında başkalarının da parasını işletirim. Bu yüzden de çevremdekileri çok iyi tanırım. Herhangi bir işe giriştiğinizde ne kadar az namuslu insan olduğunu görürsünüz. Bazen geceleri uykum kaçar da düşünürüm, ulu tanrım derim, bize sonsuz topraklar bağışladın. Büyük ormanlar, engin ufuklar verdin. Oysa buralarda yaşayan bizler gerçekte birer dev olmalıydık. Devlerin işe yarayacağını sanmıyorum. Masallarda iyidir onlar. Gerçekte ise korkunçturlar. Yepyodov geçiyor. Yepyodov geçiyor. Dostlarım, güneş batıyor. Evet. Ey eşsiz tabiat! Şahane ışıklarınla harikasın. Güzel ve acımasız. Sana tabiat anamız demişiz. Doğru. Öldüren de sensin, yaşatan da. Dayıcığım, yine başladınız. En iyisi siz sarıyı ortaya duble yollayın. Pekala, pekala. Sustum, sustum. Bu ne? Bilmiyorum ama galiba uzaktaki bir madende çıkrık koptu. Çok uzakta olmalı. Bir kuş da olabilir. Balıkçıl cinsinden. Bir baykuş da olabilir. İçim ürperdi nedense. Felaketten önce de böyle olmuştu. Hem baykuş ötmüştü, hem semaver homurdanmıştı. Hangi felaketten önce? Özgürlükten önce. Dostlarım, hadi gidelim artık, akşam oluyor. Senin gözlerinde yaş var. Ne var yavrum? Yok bir şey anneciğim, önemli değil. Biri geliyor. Affedersiniz efendim. Buradan böyle gidersem istasyona çıkar mıyım acaba? Evet, şu yolu izleyin, hemen varırsınız. Beni duygulandırdınız efendim. Çok nefis bir hava. Kardeşim benim, acı çeken kardeşim. Git, Volga'ya git. Volga acı çekenlerin sesleriyle dolu. Matmazel, aç bir Rus'a 30 kapik verin. Yeter! Her şeyin bir ölçüsü vardır, hadi. Alın, alın buyurun. Gümüş yok. Neyse buyurun, altın. Beni son derece minnettar ettiniz efendim. Ben gidiyorum. Artık gidiyorum. Anneciğim, evde ağza atacak bir lokma ekmek yok. Siz kalkmış adama altın veriyorsunuz. Dede sen haklısın var ya, şu aptal kafam değişmiyor. Eve gidince ne kadar param varsa hepsini sana vereceğim. Yermolay Alekseyeviç, bana biraz daha borç verebilirsiniz değil mi? Emredersiniz. Hadi gidelim artık, akşam oluyor. Sahi var ya, biz bugün sana söz kestik, kutlarım. Bu işin şakası olmaz anne. Ofelya, sen manastıra git. Parmaklarım karıncalanıyor. Eve gidince bir parti bilardo oynayayım. Hadi gidelim artık, yemek vakti yaklaştı. O adam beni öyle korkuttu ki hala kalbim çarpıyor. Size tekrar hatırlatıyorum. 22 Ağustos'ta vişne bahçeniz satılacak. Düşünün. İyi düşünün.
Şu adam iyi ki Varya'yı korkuttu da. Nihayet yalnız kalabildik. Varya bizim birbirimizi seveceğimizden korkuyor. Gün boyu peşimizi bırakmıyor. O dar kafası bizim aşktan üstün olduğumuzu almıyor. Yaşamın amacı ve anlamı nedir? Özgürlüğümüze ve mutluluğumuza engel olacak her türlü küçüklükten ve basitlikten kurtulmak değil mi? Bakın. Biz şu ilerlerde yanıp sönen yıldızlara doğru hızla ilerlemekteyiz. İleri arkadaşlar! Bizi kimse durduramaz. Geri durmak yok. Ne güzel söylediniz. Bugün burası ne güzel. Evet. Hava harika. Beni nasıl değiştirdiniz Petya? Neden vişne bahçesini artık eskisi gibi sevmiyorum? Öyle yürekten severdim ki onu. Yeryüzünde bizim bahçemizden daha güzel bir yer yokmuş gibi gelirdi. Bana ne yaptınız Petya? Bütün Rusya bizim bahçemiz. Uçsuz bucaksız toprakları ne güzel. Bir düşünsenize Aniye. Babanız, onların babaları, yani tüm soyunuz, köle sahibi ve toprak ağalarıydı. İnsanlara hükmederlerdi. Nasıl olur da bu bahçenin her ağacında, her yaprağında size bakan bir insan yüzü görmezsiniz. Onların seslerini duymazsınız. Köle sahibi olmak sizin içinizde bir şeyler değiştirmiş. Artık öyle ki ne siz, ne dayınız, ne anneniz borçla yaşadığınızın, eskiden mutfağınızdan içeri adım attırmadığınız insanların sırtından geçindiğinizin farkında bile değilsiniz. Çağımızın 200 yıl gerisinde kaldık. Henüz hiçbir şeyi başarmış değiliz. Sadece ve sadece vodka içiyoruz, ahkam kesiyoruz, felsefe yapıyoruz. Ne var ki çağımızın gerçeklerini yaşayabilmemiz için eski suçlarımızdan arınmamız, borçlarını ödememiz gerekir. Eski borçlardan kurtulmak da ancak çalışarak, çalışarak, çalışarak ve inanılmamış bir biçimde acı çekerek mümkün olur. Bunu anlayın Anya. İçinde yaşadığımız ev çoktan bizim olmaktan çıkmış. Size söz veriyorum. Buradan gideceğim. Eğer bu evin anahtarı sizde varsa onu bir kuyuya atın ve öyle gidin. Bir rüzgar gibi özgür olun. Ne güzel söylediniz. İnanın bana Anya. İnanın bana. Daha gencim. Öğrenciyim henüz. Ama o kadar çok acı çektim ki. 30'umda bile değilim. Kış gelince aç ve yoksul dolaşırım. Bir dilenci gibi fakirim. Ama içim gece gündüz akıl almaz önsesilerle doludur. Mutluluğu çok yakınımda duyuyorum Anya. Neredeyse gelişini görüyorum. Ay doğuyor. Evet. Ay yükseliyor. Mutluluk geliyor. Ayak seslerini duyuyorum. Biz onu görüp tanımasak da ne önemi var? Başkaları görüp tanıyacak Anya. Anya! Neredesin? Varya gene başladı. Dayanılmaz bir şey bu. Petya. Gelin Petya. En iyisi biz nehir kıyısına gidelim. Orası çok güzel. Gelin Petya. Gelin Petya, gidelim. Gidelim.